Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Allah nasip ederse bu akşam bu dönemin son cumartesi sohbetini idrak edeceğiz. Ramazan öncesi biraz daha nefsimizi sorguya çekmek, ne olduğumuzu hatırlama amacıyla yoğunluklarımızın içerisinden sıyrılmak istiyoruz. Şu vakte kadar biz dinlenilmeyi hak etmesek de uzak ve yakın demeden buraya iştirak eden, nasihat etme haddimize olmamasına rağmen bize hüsnü şehadet besleyip, hakkımızda güzel duygular besleyip bizi yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime, abilerime teşekkürü bir borç bilerim. Buraya kadar harcadığınız ne kadar zaman varsa, buraya gelirken ne kadar yolu adımladıysanız, bizi yalnız bırakmama adına hangi meşakkati ve sıkıntıyı göğüslediyseniz, ecriniz tas tamam, eksiksiz, noksansız bir şekilde hem bu dünyada hem de ahirette sizlere verilsin. Bizi görmediği halde, bilmediği halde, beraber oturmadığı halde, yüreklerini burada hisseden, bedenini burada hisseden, ruhunu buraya yollayan bütün kardeşlerime de duayı bir borç bilir. Allah Azza ve Celle kıyamet gününde cennetin firdevsin tam ortasında onlarla beraber olmayı hem bana hem de size nasip etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Şam beldelerine ticaret yapan bir tüccar varmış. Tevekkül sahibi bir adam. İnsanlarla, kervanlarla yolculuk yapmaz. Tek başına zorlu mesafeleri kat edermiş. Bir seferinde Şam'dan Medine'ye doğru gelirken bir hırsız tarafından yolu kesilir ve bu hırsız tüccara bağırıp onu durdurur. Tüccar, al malım senindir. Ne kazandıysam, ne elde ettiysem, çocuğuma, evlatlarıma götürmek için infak amacıyla neleri kazandıysam her biri senin olsun der. Savaşmayı, kavga etmeyi, ölmeyi veya öldürmeyi göze almaksızın bu sözleri söyler. Ancak hırsız abid ve zahit olan tüccara yönelir ve der ki, malın zaten benim. Ancak ben seni öldürmek istiyorum der. Tıpkı bugün mimsiz medeniyetin beldelerimizi işgal etmelerine rağmen
topraklarımızın altındaki kaynakları ellerine geçirmelerine rağmen, toprağın üstündeki arazilerimize el koymalarına rağmen, mescitlerimiz demeden, medreselerimiz demeden, hafızlık müesseselerimiz demeden, okullarımız ve hastanelerimiz demeden, fabrikalarımız demeden, tüccarlarımızın, esnaflarımızın atölyeleri ve onlara ait makinaları, ekipmanları demeden, her bir şeyleri aldıktan sonra kadın, erkek, çocuk, yaşlı, ihtiyar demeden gözlerimizin içine bakarak onları öldürmeleri gibi. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzide tüccarına, zaten mallarım benimdi, ancak ben seni öldürmek istiyorum diyen adam gibi bu mimsiz medeniyet bize yaklaşmaktadır ve yanaşmaktadır. Sonra bu hastalıklı ruhlar, şizofren ruhlar, psikopat ruhlar, kendilerini eleştiren, kendilerinin karşısında duran, kendilerinin yapmış olduklarını yüzlerine çarpanlara, ne olur tarihinize bir dönün de ey Müslümanlar, işgal ettiğiniz beldelerde yapmış olduğunuz soykırımları düşünün demekten de utanmamaktadırlar. Oysa ki bileklerindeki kuvveti imanlarından ve merhametinden alan şecaatli komutanlarımız, hikmetli liderlerimiz ve idarecilerimiz, bir beldeye girdiğinizde ağaçlara, yaşlılara, kadınlara, hastalara, çocuklara dokunmayınız. Bir beldeye girdiğinizde manastırlara, kiliselere, havralara, sinagoglara ve onların alimlerine, oraları idare edenlere dokunmayınız. Yetmezmiş gibi buralara sığınanlara ellerinizi uzatmayın diyen bir peygamberin sadık takipçileridirler. Bizim şecaatli komutanlarımız ve erlerimiz, hikmet sahibi idarecilerimiz, hayvanlara ellerinizi uzatmayınız. Bir sefer esnasında yumurtaları alınan anne bir kuşun acı feryadını işitip ashabına ayar veren bir peygamberin ayak izlerini takip etmektedir. Bizim komutanlarımız ve erlerimiz, bizim sadık idarecilerimiz, İslam tarihi boyunca İslam'la yönettikleri her dönemde ağlayan bir devenin yanına gidip de onunla hoş sohbet yapan, derdini dinleyen, kalbindeki merhameti coşarak ensarlı gence çağırıp sakın ha bir daha devene ağır bir yük, taşıyamayacağı bir yükü yükleme diyen peygamberin takipçileridir. Sizin bugün taşeronluğunuzu yapan, sizin uşaklığınızı yapan, sizin için çalışan, geçmişte de olsa, bugün de olsa sizin için var olan münafıkların hikmetsiz, Kur'an'dan ve sünnetten uzak, merhametten uzak olan yaşantılarını ve tarih içerisindeki o yaptıkları densizlikleri bizim gözümüzün içine sokarak, ey Müslümanlar, sizin de tarihleriniz içerisinde işgal edilen beldelerde kadınları, çocukları, yaşlıları, hastaları öldüren İdarecileriniz ve komutanlarınız var demeyin. Vallahi bu ümmeti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tezgahından, rahlesinden geçmiş bir hamur gibi onun elinde şekil almış bu ümmet adalet ve hakkın sınırları içerisinde kalmak için kendilerini zorladılar. Yetmedi, idarecilerini, kumandanlarını, müminlerin halifesini doğuya ve batıya kadar nefesi uzanan adamı hutbe verirken tehdit ettiler. Ömer bin Hattab radıyallahu an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin minberinde hutbe verdiği sırada, ey cemaat, ey Müslümanlar, dinleyin ve itaat edin buyurunca, cemaatten bir tanesi çıktı dedi ki, ne dinleriz
ne de itaat ederiz. Subhanallah. Karşılarındaki adam Ömer bin Hattab. Şeytanın kendisinden korktuğu, müşriklerin karşı karşıya gelmek istemediği bir adam. Ünü Kudüs'e kadar yayılmış. Bugün halen insanlar onun adaletinden, kuvvetinden, şecaatinden bahsetmektedirler. Dedi ki ne dinleriz ne de itaat ederiz. Siz bugün Leninlerin ve Stalinlerin meclislerinde ayağa kalkmayan, gülerek, muhabbet besleyerek alkışlamayan adamların nasıl tek tek kellelerinin alındığını benden çok iyi biliyorsunuz. Böyle bir dünyada Ömer bin Hattab hutbe verirken dinleyin ve itaat edin diyecek. Ama bir tanesi çıkacak diyecek ki ne dinleriz ne de itaat ederiz. Ömer bin Hattab radıyallahu an dedi ki neden? Neden dinlemiyorsunuz ve itaat etmeyeceksiniz? Adam dedi ki senin üzerinde iki tane dedi hırka var. İki hırka. Bir rida, bir de altına giymiş olduğun hırka. Halbuki dedi bize ganimetten birer hırka düştü. Birer pay düştü. Bu aradaki farkın hesabını vereceksin dediler. Allahu Ekber. Adaletsizlik yapıyorsan bunun hesabını vereceksin. Haktan çaktıysan, haktan yana saptıysan bunun hakkını vereceksin. Adamlar böyleydiler. Peygamber aleyhisselamdan bunu gördüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle itti. Değil bu adamlar. Allahu Ekber. Bir kadına, bir çocuğa, bir yetime, bir hastaya, hastanın yattığı hastaneye, onların sığındığı sinagoglara vuracak. He? Böyle adamlar hayvanlara dokunmazlar. Böyle adamlar adaleti kendi içlerinde önce icra ederler. Müminlerin halifesinin karşısına çıkarlar. Derler ki, hakkın sahibi ol, adaletin sahibi ol. Bize mirastan bir pay düştü, sana nasıl iki pay düşer? Bunun hesabını ver, biz ondan sonra seni dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu an makamı bir kenara bıraktı, mevkiyi bir kenara bıraktı. Müminlerin halifesi olmasını bir kenara bıraktı. Saygınlığını bir kenara bıraktı. Dedi ki Ömer'in oğlu Abdullah nerede? Nerede dedi. Ömer'in oğlu Abdullah nerede? Müminlerin halifesinin oğlu Abdullah nerede demedi. Bir sesiyle İnsanların kalplerine korku salacak adamın oğlu Abdullah nerede demedi. Ömer'in oğlu Abdullah nerede dedi. O çobanlık yapan, teyzelerinin hayvanlarını güden, onun karşılığında da bir avuç kuru üzüm alıp da karnını doyuran Ömer'in oğlu Abdullah nerede dedi. Abdullah İbni Ömer ayağa kalktı. Dedi ki, onun bir hırkası vardı. Yani size ganimetten nasıl bir pay düştüyse ona da bir pay düştü. Onun dedi bir hırkası vardı. Şimdi parantezi biz açıyoruz. Onun bedeni büyüktü. Cüssesi iğriydi. Bir hırka ya da bir kumaş ona yetmiyordu. Ben de dedi ki kendi hırkamı veya kumaşımı ona verdim deyince o yiğit adam kalktı. Dedi ki şimdi konuş dedi. Dinleyeceğiz. Ve sana itaat edeceğiz. Allahu Ekber. Seni dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz. Evet ama bugün o mimsiz medeniyetin sahipleri başta İslam beldelerinin her tarafına köy arayı derdim etmeksizin, küçük bir belde demeksizin her birine medeniyeti, insanlığı, refahı ve mutluluğu getirme adına mümin erkek ve mümin kadınlara akıl almaz ölümleri reva gördüler. Kim gibi? Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o naif ruhlu, merhamet yüklü, salih ve abid tüccarına o hırsızın reva gördüğü iş gibi. Hırsız bunlar aziz dostlarım, eşkıyalar. Vallahi bunlarda medeniyetin mesi bile yoktur. Vallahi bunlar esfele safilindir. Belhum adaldır. Hayvanlardan dahi daha aşağılık varlıklardır. Kendi âli menfaatleri için yeryüzünü fitneye ve fesada sokma konusunda hünerli ve maharetli adamlardır. Vallahi halkın arasında denildiği gibi şeytana pabucunu ters giydirecek adamlardır. Tüccar baktı ki hırsızdan yakayı kurtaramayacak. Adam öldürmede niyetli. Malları alıp gitmeyi kabul etmiyor.
Tıpkı Irak'a yerleşen, Afganistan'a yerleşmeye çalışan ama başaramayan, Suriye'yi arşın arşın karış karış kendi himayesi altına alan, tapusu altına alan, bu şimdiki ulusların yaptığı gibi vurup gitmeyecekler, soyup gitmeyecekler, öldürüp dahi gitmeyecekler. Bundan sonraki nesillere kadar gözlerini diktiler. Topraktan yetişecek tohumlara kadar gözlerini diktiler. Doğuracak olan hayvanlara kadar gözlerini diktiler. Tekrar yükseltilecek minarelere kadar gözlerini diktiler. Tekrar inşa edilecek medreselere kadar gözlerini diktiler. Suriye tekrar ihya olmasın diye çıkmayacaklar. Ama inşallah onların mezarı olacak. Evet, o tüccar baktı ki yakayı kurtaramayacağız hırsızdan. Dedi ki bana dedi müsaade et. 4 rekat namaz kılayım. 4 rekat. Ne yapacak sizce namazla? Ecelini mi uzatacak? He? Azrail'le olan randevusunu mu geciktirecek? Değil aziz dostum. 4 rekat namazla semanın kapılarını zorlayacak. 4 rekat namazla semanın kapılarının kulplarını tutacak. Sonra namaz bitecek ve alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye şöyle seslenecek. Ya Vedud, Ya Vedud, ey şerefli arşın sahibi, Ya Mu'in, her istediğini yerine getiren, arşın her tarafını dolduran nurunun hürmetine senden isterim. Bütün mahlukata güç yetirdiğin kudretin hürmetine senden isterim. Her şeyi kuşatan rahmetin hürmetine senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Ey sığınanların sığınağı, duama icabet et dedi. Bunu tam 3 defa tekrarladı. 3 defa. Tıpkı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önemli gördüğü bir mevzuyu 3 defa söylemesi ve dualarını 3'er defa tekrarlaması gibi. Bu adam duasını bitirdikten sonra elinde mızrak olan bir binekli çıka geldi. Elinde mızrak bulunan bir atlı çıka geldi. Hırsız bu sefer tüccarı bıraktı. O elinde mızrak bulunan adama doğru yöneldi. Adam mızrağıyla bir hamle yaparak hırsızı öldürdü. Sonra tüccara yaklaştı. Dedi ki sen ilk defa dua yaptığın sırada semanın kapılarından bir ses işitildi. Sen ilk duayı yaptığında ey vedud diye seslendiğinde semanın kapılarında bir ses işitildi. Dedik ki acil bir durum söz konusu. Olumsuz bir vaka yaşanmaktadır. Bunları söyleyen kendisinin ifadesiyle 3. semada hazır kıta bekleyen meleklerden bir tanesi. Dedi ki sen 2. bir defa duanı tekrarladığında yani ya ve du diye 2. bir defa duanı tekrarladığında bir anda dedi semanın göğün kapıları dedi kıvılcımlar saçarak açıldı dedi. Subhanallah. Sen dedi 3. bir defa duanı tekrarladığında Cebrail aleyhisselam dedi indi yardım isteyen bu adama kim yardım edecek dedi. Sonra bunun üzerine hırsızı diyor öldürmek için Allah Azza ve Celle'den ben dedi bir mühlet istedim. Bir mühlet istedim. Neden olmasın ki aziz dostum? Çünkü dua eden kul Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle bu ümmeti Muhammed'in sigortası ve emniyetidir. Dua isteyen, yardım eden, yardıma muhtaç olan kul Allah'a ve Resulüne yönelen. İnsanlar Allah ve Resulüne sırt çevirdikleri zamanlarda Allah'ın dinine ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kucak açan yiğitlerden bir tanesiydi. Kur'an ve sünnetin menfaatini kendi menfaatinin üstüne bildi. Onlar
geceleri secdelerde, gündüzleri de cihat meydanlarında bedenlerini yordular. Şimdi göğün yardımına ihtiyaç hisseden bir adam belirdi. Sonra melek ona yöneldi ve dedi ki, ey Allah'ın kulu, şunu bil ki senin yapmış olduğun dua ile Allah'tan yardım isteyen herkesin imdadına Allah yetişir ve onun sıkıntılarını giderir. Allahu Ekber. Şimdi Allah için sana soruyorum aziz dostum. Hiç senin yüreğinde sıkıntı yok mu? Hiç senin yüreğini daraltan, bedenini zayıflatan, iradeni dağıtan, öfkeni artıran sıkıntının sahibi olmadın mı? Hiç mi evladın ile imtihan olmamaktasın? Bir babaysan hiç mi çocuklarınla ve eşinle sınanmamaktasın? Eğer bir çocuksan baban ve annen ile imtihan olmamakta mısın? Ne olur Allah rızası için söyle. Yok mu içimizde geceleri gözyaşı dökenler? İnsanlar görmesinler diye gece vakitlerinde ağlayanlar? Alemlerin Rabbi olan Allah'a seslenenler? Yok mu içerimizde işinden dolayı, aşından dolayı, vermiş olduğu emeklerin karşılığını görmediğinden dolayı her geçen gün iflasın kapısına doğru yürüyenlerimiz? Yok mu bedenlerinde arızalar ve hastalıklar bulunanlar? Yok mu içinde bulunduğu sıkıntıdan, girdaplardan dolayı alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelenler? Yok mu şu ümmeti Muhammed'in haline acıyanlar? Suriye'de, Filistin'de, dünyanın her bir yerinde, her bir metrekaresinde İslam ümmetinin paramparça edildiği halini ağlamak isteyenler yok mu? Varsa o zaman göklerin ve yerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye sesleneceğiz. Ya Vedud, Ya Vedud, ey arşın sahibi, ey her istediğini yerine getiren, arşın her tarafını dolduran nurun hatırına, bütün mahlukata güç yetirdiğin kudretinin hatırına ve her şeyin üzerindeki rahmetin hatırına, Suriye'de, Filistin'de, Arakan'da, Sudan'da, Somali'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da, dünyanın değişik yerlerinde, İslam beldeleri içerisinde inim inim inen bütün kardeşlerimize yardım et. Ey arşın sahibi, kardeşlerimize gözyaşları döktürenler, kardeşlerimizi büyük bir acının içerisine sokanları, senin ve dininin düşmanlarının da güçlerini kır Allah'ım. Ey Vedud olan, ey Mu'in olan, ey semayı kuşatan nurun sahibi, ey her şey üzerinde güç sahibi, şu an şu mescit içerisinde, şu an şu bulunduğumuz meclis içerisinde kalplerindeki sıkıntıyı diline dökemeyenler ama gece vakitlerinde gözyaşlarını akıtanlar, eşinden dolayı, çocuklarından dolayı, evlatlarından dolayı, yanındaki kardeşinden dolayı, üst komşusundan alt akrabasına kadar her bir işin içerisinde sıkıntı gören, musibet gören ama sana yönelen, sana koşan, senden isteyen ne kadar mağdur kardeşimiz varsa onların sıkıntılarına gider. Ey Vedud olan Allah'ım, ey şu mukaddes arşın sahibi, nuruyla bütün semayı ve yerleri dolduran Allah'ım, rahmetiyle her şeyi kuşatan Allah'ım, şu an başta Siyonistler ve Haçlılar olmak üzere onların uşaklığını yaparak 100 yıldır beldelerimizde hidayetsizlik tohumları atılan gençlerimizi, ihtiyarlarımızı, kadınlarımızı, kız çocuklarımızı hidayet üzere kıl. Onların fuhşundan, onların ekmiş olduğu fesattan ve fitneden neslimizi muhafaza buyur Allah'ım. Allah'ım bizden önce yaşamış, bizden önce kabri görmüş, bizden önce münker nekirle karşı karşıya gelip onlara hesap vermiş mümin erkek ve mümin kadınlara yardım et.
Onların hesabını kolaylaştır. Onların günahlarını affet, derecelerini âli et. Daha sonra tüccar melekle bu diyaloğundan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Olup bitenleri anlatır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de üçüncü semada bulunan meleği teyit edecek şu sözleri söyler. Der ki hiç şüphesiz Allah azza ve celle sana kendisiyle dua edildiğinde icabet edilecek esma-i hüsnasını telkin etmiştir. Kişi bu isimlerle istediğinde Allah azza ve celle ona yardım eder dedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tedbirin kadere bir faydası yoktur. Dikkat edin. Tedbirin sığınacağın her bir sebebin kadere bir faydası yoktur. Eğer Allah sana bir musibeti takdir ettiyse onu engelleyecek hiçbir tedbir, hiçbir sebep yoktur. Dua hem olmuş hem de olacak olana fayda verir. Yani yaşadığın musibet esnasında yapacağın dualar senin sabrını artırır, üzerindeki yükü hafifletir veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle dua belayı giderir. Belki senin üzerine yazılan olanı da def edebilir. Çünkü kader de Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Sonra döndü dedi ki, hiç şüphesiz bela inerken yapılan dua, onu karşılar ve kıyamete kadar diyor birbirleriyle çatışırlar. Bu hadisi, yaşanılan bu hatırayı ve hikayeyi, İmam Ahmed bin Hanbel Müsned'inde, Hakim Müstedrek, isimli eserinde Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet etmişlerdir. Şimdi aziz dostlarım, Allah azza ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle maddeperest, şahsi çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, sonsuzluk ve kalıcı olma isteğini şu dar aleme bağlayan bir toplumu çok kısa bir süre içerisinde kendisine ve ahirete bağlamıştır. İnsanlar bu dönemde, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu dönemde gerçek ve kalıcı hayatı tanıdılar. Sonu gelmeyecek, içinde hüznün ve üzüntünün olmadığı hayatı bildiler. Ve bu hayatı elde etmenin yolunu da üç şey olarak gördüler. İman, salih amel ve bu ikisi uğrunda elde edilecek güzel bir şehadet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'in sabahında genişliği gökler ve yer kadar olan cennet için ayağa kalkın dediğinde Umeyr İbnül Hümam radıyallahu an elindeki yemiş olduğu hurmaları bir kenara bıraktı. Ben bu hurmaları yiyinceye kadar yaşarsam uzun bir hayat yaşamış olurum dedi. Düşmanın içerisine atıldı ve Allah'ın takdir ettiği şehadetle karşılaştı. Bedevilerden bir adam Hayber günü Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben bana verilen şu ganimetler için değil. Boğazını gösterdi. Şuradan bir ok ile vurulmayı, neticesinde ölmeyi ve sonunda şehadete kavuşup cennete girmek için sana tabi oldum dedi. Ve Allah Azze ve Celle onu savaş meydanında doğruladı. İleri derecede topal, aksak olan Amr bin Cemu, Uhud savaşı öncesinde savaşa katılmak için listenin başına kendi ismini yazdırmak istedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen bu halinden dolayı özür sahibisin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında durdu. Vallahi ben şehit olmak ve şu aksak ayağımla cennet topraklarına basmak istiyorum dedi. Sevgili kardeşlerim, çocuklar oyunu, eğlenmeyi, rahatı ve tehlikeden kaçmayı sevmekle bilinirler değil mi? Ancak bu sahabe üzerinde düşünüldüğünde geçersiz olan cümleler olduğunu göreceğiz.
Yine Bedir günü Umeyr İbnu Ebi Vakkas radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cihada giden mücahitlerin saflarında kendisini görmesin diye arka taraflarda saklandığında abisi Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu an onun durumunu görür. Der ki ey Umeyr, neden safların arkasında saklanıyorsun? Kardeşi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük olduğumdan dolayı beni cihattan alıkoymasından korkuyorum. Vallahi ben de çıkmak istiyorum. Ben de cihada katılmak istiyorum. Umulur ki Allah bana şehadeti nasip eder dedi. Ve nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem safların arasından onu bir kenara ayırdı. Bu sefer ne yaptı sizce? Sad bin Ebi Vakkas bunu fırsat mı bildi? Kardeşi Umeyr elhamdülillah ben elimden gelen sebebe sarıldım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de beni kenara ayırdı. İnnemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Ben de cihad etmiş müminlerin elde ettiği ecri elde ettim diyerek kenara mı çekildi? Değil. İkinci büyük silahını ortaya koydu. Hiçbir büyüğün görmezden gelemeyeceği ve kalbinin yumuşayamayacağı bir hakikati serdetti. O da ne? Gözyaşlarını bıraktı. Ağlamaya başladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleden çok etkilendi. Öyle bir merhamet etti ki ona dedi ki haydi bakalım sen de gel dedi. Ve Allah azze ve celle onu cihat meydanlarında şehadete sürükledi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Babalar evlatlarını korumakla bilinirler değil mi İsa abi? Bir babanın görevi tehlikeden çocuğu uzaklaştırmaktır. Hatta kendisini tehlikeye atar, kendisini sıkıntının içerisine sokar ama çocuğunu tehlikenin sınırlarının dışında tutmaya çalışır. Babalar böyle bilinirler değil mi? Ancak bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla kıyaslandığında kifayetsiz, boş bir söz haline gelir. Tıpkı Rafi İbni Hadic'in başından geçen hadiseler gibi. Henüz daha 15 yaşına varmamış. Yani bugünkü ortaokul çocuğun yaşı seviyesinde. Bakıyorlar ki cihat meydanına gidecek olan ordunun içerisinde parmaklarının uçlarında yürüyor. Diyorlar ki sen neden böyle parmaklarının uçlarında yürüyorsun? Diyor ki insanlar beni büyük zannetsinler. İri bir adam zannetsinler. Uzun boylu biri zannetsinler. Hani tabir yerindeyse kılıcını eline aldığında o kılıcın hakkını verecek biri olarak görsünler. Dedi ki ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni ordudan göndermesin diye böyle parmaklarımın ucunda yürüyorum. Ama Allah Resulü fark etti. Rafi'yi uzaklaştırdı. Dedi ki kenara çekil. Dikkat edin şimdi. Babası atıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme deliller getirdi. Oğlunun da yiğit bir mücahit olabileceğini ve cihat meydanlarında büyük hünerler sergileyeceğinden bahsetti. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi ve babasının eliyle cihat meydanlarına götürüldü. Elhamdülillah. Aziz dostlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdıktan sonra madde perest olan, sadece kendi çıkarlarını düşünen bir topluluk, madde perestlerin akıllarını dumura uğratacak hikayelerin sahipleri oldular. Onlar sebepleri küçümsediler artık. Ne zaman? Kudret sahibine iman ettikten sonra. Düşmanlar gözlerinde küçüldü. Onlara engel olacak sebepler birer birer ufaldı elhamdülillah. Hatırlayın ne olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'in içerisine girdi. Mümin erkek ve mümin kadınlara Farisilerin elinde bulunan Medain bölgesindeki beyaz sarayı müjdeledi. Oranın fethedileceğinin müjdesini verdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh halifeliği dönemindeyken Sad bin Ebi Vakkas'ı ve İslam ordusunu yağmur yüklü bulutlar şeklinde Medain'e gönderdi. Bakın Müslümanlar bir bir beldeleri düşürdüler. Tabir yerindeyse Farisilerin o zamanın İran'ının başkenti olan Medain'e girmelerine engel bir şey çıktı. Senin ve benim için zor olan, senin ve benim için meşakkat olan, senin ve benim için sıkıntı olacak bir sebep karşılarına çıktı. O da ne? 12 metre yüksekliğindeki Dicle Nehri.
üzerinde köpükleri tabir yerindeyse taşırarak akan bir Dicle Nehri. Sad bin Ebi Vakkas oraya kadar geldi. Düşman karşılarında nehri geçebilseler, köprüler olsa, kayıklar olsa, sandallar olsa, gemiler olsa, Müslümanlar Farisilerle yüz yüze gelecekler ve Beyaz Saray düşecek. Sa'd bin Ebi Vakkas ne yapıyor azizler? Destek bulmak için Selman'ın yanına gidiyor radıyallahu anh. Diyor ki ey Selman diyor. Vaziyet bu. Ne yapalım diyor. Selman nasıl bir cevap veriyor biliyor musunuz kardeşler? Çok kısa bir cevap veriyor. Arif olanın anlayacağı kadar konuşuyor. Diyor ki bu din yeni bir dindir diyor. Allahu Ekber. Bu din yeni bir dindir. Başka hiçbir şey söylemiyor. Alimler ne demişler biliyor musunuz? Bu sözden sizce kasıt nedir? Ebul Hasan Ali en-Nedvi rahimeullah demiş ki bu sözden kasıt şudur. Ey Sa'd! Bu din bakir bir dindir. Bu din daha yayılmamış. Hakkını daha vermemiş. Beldeleri kuşatamamış. İnsanların daha kalplerine ulaşamamış. Bu dini yaymak için sorumluluğunu yerine getir ve Dicle'nin içerisine dal demektir diyorlar subhanallah. Çünkü senin taşıdığın dava insanlara daha fazla ulaşmadı. Ulaştı mı aziz dostlar? Daha yeni bir din. Kokusu yeni yayılıyor. Sad bin Ebi Vakkas alacağı cevabı duydu. Dicle nehrinin içerisine daldılar. Binlerce mücahitle beraber. 12 metre yüksekliğinde. Atlar ve yaya olarak giden mücahitler nehrin içerisinde sanki bir toprağın üstünde yürür gibi gidiyorlardı. Sonuç sadece bir tane kayıpla, bir tane inşallah şehitle Medain kapılarına kadar ulaşıyorlar. Bütün mücahitler atlarıyla beraber kardeşler Medain'in sınırlarına geliyorlar. İranlılar ne diyorlar? Diyorlar ki vallahi sizler insanlarla değil cinlerle savaşıyorsunuz. Ve şehri terk etmek zorunda kaldılar elhamdülillah. Çünkü kudretine iman ettikleri Allah'ı tanıdıktan sonra bütün sebepler onların gözlerinde küçüldü. Kim gibi? Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi. Vallahi eşya ile konuşur hale geldiler. Eşya üzerinde de idarecilik yapar hale geldiler. Eşyaya nasihat edecek bir gücü elde ettiler. Allah azza ve celle ile tanıştıktan sonra. Mısır fethediliyor. Bitireceğim inşallah kardeşim. Mısır fethediliyor. Amr bin As gidiyor. Kıptiler iman ettikten sonra Amr bin As'ın yanına geliyorlar. Diyorlar ki ey Amr, Nil suyunu çekti. Yani kurumaya yüz tuttu. Bizler Nil'in başına böyle bir afet geldiği zaman kavmimiz içerisinde, gençlerden özür dileyerek söylüyorum. Kavmimiz içerisinde en güzel bakir bir kızı seçer, onu Nil'e kurban ederdik. Allahu Ekber. Amr bin As'ın kafasına yatmadı bu mesele. Ama bunu nasıl izah edecek? Bunu o insanlara nasıl anlatacak? O insanlar daha yeni iman etmişler. Meselelerin daha farkında değiller. Amr bin As bir mektup yazıyor. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab'a gönderiyor. Hazreti Ömer gecikmiyor. Bir pusula yazıyor. Mektup yazıyor. Mektupta aynen şu geçiyor. Müminlerin emirinden Amr bin As'a. Sana diyor göndermiş olduğum pusulayı Nil nehrinin içerisine at. Sana gönderdiğim pusulayı Nil nehrinin içerisine at. Hamdolsun ki pusula yatmadan önce okumuş elhamdülillah. Bugüne kadar bize ulaşan, nesilden nesile ulaşan hoş bir hatıra olarak kaldı. Ne yazıyor biliyor musunuz kardeşler? Müminlerin emiri Ömer bin Hattab'tan Mısır'ın Nil'ine. Sanki karşısında bir idareci var. Sanki karşısında Mısır'ı fetheden bir komutan var. Sanki karşısında Mısır'ın bir yöneticisi var. Sanki karşısında Mısır'da zorbalık yapan bir zalime sesleniyor. Sanki Mısır'da insanların haklarını yiyen, hayvanlara dahi tecavüz eden, ırzlarını kirleten bir adama seslenecek. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab'tan Mısır'ın Nil'ine. Ey Nil! Eğer gücünü kendinden alıyor isen bu andan itibaren akma. Eğer gücünü kendinden alıyor isen, kendi kendine besleyebiliyor isen,
Üzerinde gezinen köpüklerin ve dalgaların sahibi sensen, her bir damlayı sen oluşturduysan akma. Senin gibi tabir yerindeyse bir nehre ihtiyacımız yok bizim. Ama gücünü Allah'tan alıyorsan, seni Allah yönlendiriyorsa, sahibin Allah'sa, kudretini Allah veriyorsa, suyunu Allah akıtıyorsa, seni önce toprağın içine sokup sonra topraktan dışarı çıkaran Allah ise, bil ki biz de öyle bir Allah'a iman ettik. Bunun için atlarımızı yorduk. Bunun için mücahitleri oraya dayandırdık. Bunun için kadınlarımızdan uzaklaştık. Bunun için çocuklarımızı terk ettik. Senin secde ettiğin, boyun büktüğün, kendi lisanı halinle zikrettiğin Allah için biz yola çıktık. Dercesine eğer dedi, gücünü Allah'tan alıyorsan suyunu sal. Allah'a takdir. Pusula bu kadar. Hadi atsanız abi. Köylerimizde, şehirlerimizde sular kesildiğinde mevcut olan göllerin içerisine atsanıza böyle bir pusula. Bakalım ne elde edeceğiz. Islanmış bir kağıt parçası bize geri mi gelecek? Amr bin As radıyallahu anh diyor ki o gece yattık diyor. Uyuduk. Sabahın diyor ilk ışıklarında Nil nehrinin tam 12 zira diyor yükseldiğini gördük diyor. Allah'a bekler. Allah boyun büktürür aziz dostum. İman edersen, salih amel işlersen, ölümü bir fırsat bilirsen, ölmek için, şehadete kavuşmak için, Allah'a kavuşmak için, ahiretteki nimetleri elde etmek için, dünyanın bedbahtlığından kurtulmak için, gerçek hayata kavuşmak için, ebedi aleme kavuşmak için, sınırsız ve bitmeyecek nimetlerin sahibi olmak için ölüme koşarsan, aziz dostum eşya sana boyun bükecektir. Devenin boynunu büktüğü gibi. Gördüğün taşlar sana itaat edecektir. Gördüğün ağaçlar dalları sana itaat edecektir. Sular sana itaat edecektir. Allah tarafından bunlar gerçekleşecek aziz dostlar. Vallahi bu dünya buna şahit oldu elhamdülillah. Neyle? İman ve salih amelle. Elhamdülillah. Bizim liderlerimiz içerisinde. Ordu komutanlarımız içerisinde, erlerimiz içerisinde hikmet sahibi, iman sahibi, amel sahibi yaşamak için değil ölmek için savaşan o kadar çok yiğit vardı ki İslam tarihi sayfalarına sığmayacak o kadar yiğitlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve ihtiyarlarımız vardı ki elhamdülillah. Yani son 100 yılda bunu yitirdik aziz dostlar. İslam ümmeti 3 büyük afetle karşı karşıya kaldı. İslam tarihçileri söylüyor. Çok büyük bir afet. Birinci afet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği günün sabahında yaşanan irtidat hadiseleri. İnsanlar birer birer dinden çıkmaya başlıyorlar. Ne zekat veririz diyorlar, ne namaz kılarız diyorlar, ne cihad ederiz. Biz bu andan itibaren tekrar eski kavmimizin tapmış olduğu putlara döneceğiz, cahiliyemize döneceğiz dediler. Bir yiğit çıktı meydana. Biz Ömer'in sertliğini biliriz değil mi? Ömer'in şecaatini biliriz değil mi? Dik duruşunu biliriz. Höt dediği zaman insanları durduracak bir gücün sahibi olduğunu biliriz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çıktı. Hazreti Ayşe dedi ki ya Resulallah onu başa getirme. Çok yumuşak bir adamdır. Bakın şimdi dikkat edin. O Kur'an okuduğunda namaz kıldırdığında sesini insanlar duymaz. Babasına hakaret etmek istemiyor. Yani bundan idareci olmaz demiyor. Yanlış anlamayın. Allah'a sığınırım böyle bir şeyden. Babam benim idarecilik yapamaz. Yufka yürekli bir adamdır. Merhametli bir adamdır. Ümmeti Muhammed'in başına bir dert geldiğinde benim babam bu derdin içerisinden çıkamaz. Ya Ayşe vallahi de çıktı. Billahi de çıktı. O günün sabahında insanlar irtidat ediyorlar. Her tarafta şaiya yayılıyor. Tek tek kabileler İslam'dan kopuyor. Bir dalın üzerindeki meyvelerin koptuğu gibi. Dedi ki Usame'nin ordusuna söyleyin hazırlık yapsın ve yola çıksın. İnsanlar şok oldular. Ya dediler ki ya Ebu Bekir sen İslam ordusunu çıkartırsan düşmanla dedi karşı karşıya geliriz. İslam merkezinin, devletin merkezinin, başkentinin korumasız olduğunu görenler bize saldıracaklar. Dedi ki Usame'ye söyleyin ordusunu çıkartsın. Vallahi bu beldede değil erkeklerle tek başıma kalacağımı bilsem de düşmanla yüz yüze geleceğimi bilsem de Usame'ye söyleyin ordusunu çıkartsın dedi. Sonuç Usame'nin ordusu köy köy gezdi. Kasaba kasaba gezdi. Atların çıkarttığı seslerden insanlar ürktüler. Atların çıkarttığı kişnemelerden insanlar korktular.
Mücahitlerin giydikleri kıyafetlerden insanlar çekindiler. Sonra ne oldu? İrtidat durdu. İnsanların o düşmanca bakışları şefkate ve dostluğa dönmeye başladı korkularından dolayı. Allah hamdolsun ki İslam ümmeti büyük bir badireyi yumuşak denilen, naif denilen, sakin denilen, merhamet yüklü bir bulut denilen Ebu Bekir'in şecaatiyle, kararlılığıyla, sorumluluğuyla, bilinciyle kurtuldu elhamdülillah. İkinci büyük vaka ne aziz dostum? Bu ümmeti tabir yerindeyse idam sehpasından döndüğü bir an var. Neyi biliyor musunuz? Haçlı zihniyetinin, Bizans'ın ve Roma'nın kara bulutlar şeklinde ümmeti Muhammed'in üstüne çullandığı dönem. Her tarafı fethediyor, her tarafı işgal ediyorlar. İslam beldelerinin hepsine giriyorlar. Kudüs'ün başından sonuna kadar kandan nehirler oluşuyordu. İnsanların kellileriyle dağlar tepeler oluşturuyorlardı. Müslümanların yazmış olduğu risaleleri, yazıları yok ediyorlardı. Mürekkeplerini kurutuyorlardı. Kalemlerini kırıyorlardı. Alimlerini asıyorlardı. Ama bir yiğit çıktı. Kararlı bir adam çıktı. Dedi ki vallahi siz gelmeseniz de ben tek başıma bu Haçlı ordusunun karşısına dikileceğim diyen Selahaddin Eyyubi çıktı elhamdülillah. Binlerce ordusuyla yüz binlerce kişilik bir ordunun karşısına çıktı. İslam ümmetini ipten aldı aziz dostum. İpten aldı. Müslümanlar tekrar o izzetli ve şefkatli günlerine geri döndüler. Coşkulu günlerine geri döndüler. Üçüncü bir vakayı daha yaşadılar. Hiç unutulmayacak büyük bir acıyı yaşadılar. Hangi dönem? Moğolların İslam ümmetine yarasalar gibi saldırdıkları dönem. Yüzlerce erkeğin bulunduğu bir sırada bir tane Moğollu asker geldi. Dedi ki adama sen dedi kafanı dedi şu taşın üstüne koy. Ben dedi şimdi evimden dedi bıçağımı alacağım senin kafanı keseceğim dedi. Müslüman o kadar korktu ki ayaklarının bağı öyle bir çözüldü ki dizlerine hakim olamadı. Gitti başına o taşın üstüne koydu. Kendisini kesecek olanı bir kurbanlık koç gibi bekledi. Çok acı bir dönem yaşadı. Taberi, burada alim kardeşlerim var. Benden daha fazla bilen kardeşlerim var. Taberi vallahi de kendi ifadesinde. İslam tarihini yazarken bu kısma geliyor. Moğolların İslam dünyasında yapmış oldukları soykırım kısmına gelince. Ne diyorlar, ne diyor biliyor musunuz? Keşke diyor bu durumu görmeseydim. Keşke diyor annem diyor kısır kalsaydı da beni diyor doğurmasaydı. Keşke diyor unutulup gitseydim de ben bunları diyor yazmak zorunda kalmasaydım. Yahu ümmeti Muhammed şerefli günleri yaşamış yaşatmışlar. Ümmeti Muhammed insanlığın umudu olmuş. Ümmeti Muhammed insanlığın ümidi olmuş. Ümmeti Muhammed insanların neşesi olmuş. Hayvanlar gülmüş ümmeti Muhammed'in iktidar olduğu dönemlerde. Ama öyle bir gün geldi ümmeti Muhammed kurbanlık develer gibi insanların boyunlarına eğdi. İnsanlara karşı sessiz sedasız kaldılar. Kim çıktı? İbn-i Teymiye gibi alimler çıktı. Kim çıktı? Şeref sahibi, vezirler, sadrazamlar çıktı. Moğolların karşısında dikildiler. Ve Allah'a hamdolsun ki İslam ümmetini yeni bir ipten aldılar. Bakın üç tehlike atlattık. İnsanlık tarihimiz içerisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra üç büyük olay atlattı. Şimdi dördüncüsünü yaşıyoruz. Osmanlı İslam Devleti çöktükten beri başta Siyonistler, Yahudiler olmak üzere Haçlıların seferberliğiyle İslam ümmeti üzerindeki büyük kıyımları yaşıyoruz. Büyük kıyımları. İşgal ettiler beldelerimizi. Sonra o işgalden tam kurtulacağımızı zannettik darbelerle Müslüman alimleri, Müslüman idarecileri, Müslüman komutanları, Müslüman askerleri, Müslüman yiğitleri, Müslüman talebeleri bir bir toprağın altına soktular. Ya hapislerde çürüttüler ya da sınır dışları ettiler. Sonra 100 yıldır arkadaşlar belimizi düzeltemiyoruz. Son 100 yıldır kendimize gelemiyoruz. Ama vallahi ümit varız. Ebul Hasan Ali en-Nedvi'nin ifadesiyle bu ümmet kısır bir ümmet değildir. Bu ümmet zorluklar karşısında direnecek çocukları doğuracak bir ümmettir. Vallahi bu ümmetin bağrından tekrar bir Ebu Bekir radıyallahu anh çıkacak. Vallahi bu ümmetin bağrından tekrar Selahaddin Eyyubi çıkacak. Vallahi bu ümmetin bağrından tekrar İbn-i Teymiye gibi şeref yüklü alimler çıkacak.
Vallahi bu ümmetin bağrından Allah için ölmeyi göze alan, Allah için canını seferber eden genç yiğit, erkekler ve kadınlar çıkacak. Biz bundan yana ümit varız elhamdülillah. İstedikleri kadar mimsiz medeniyet uşaklarıyla beraber sınırlarımız içerisindeki kutsallarımızı hiçe sayarak bizi yok edeceklerini zannetseler de, istedikleri kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o tüccar sahabesinin karşısındaki hırsız edasıyla bize yaklaşsalar da, her şeyiniz benim, her şeyiniz bizim ama biz sizi öldürmek istiyoruz deseler de, ne Filistin'de, ne Suriye'de, ne Afganistan'da, ne bu Anadolu coğrafyasında bunu başaramayacaklar. Vallahi tarih, biz görmesek de diyecek ki birileri oturdukları yerlerde, ümmeti Muhammed dört büyük vaka atlattı. Birini Ebubekir radıyallahu anh defetti. Diğerini Selahaddin Eyyubi defetti. Diğerini İbn Teymiye gibi alimler, vezirler, sadrazamlar defetti. Dördüncü büyük olayı da Allah azze ve celle falancaların eliyle defetti. Ümmeti Muhammed bunu konuşacak inşallah. Ve özlenen günler. Ve sadece insanlığın değil, bütün eşyanın mutlu olacağı günler vallahi çok yakındır. Bunun için çalışacağız ve gayret göstereceğiz. Son bir hikaye. Vallahi burada bitireceğim. Kim gibi biliyor musunuz? Her seferinde kendisinden bahsediyoruz. Tıpkı alimlerin ifadesiyle enkazın üzerinde bina kurmak isteyen Hasan el-Benna rahimeullah gibi. Bakın, öyle ümit var ki, öyle umutlu ki, çıktığı her konferansta ümmeti Muhammed'in tekrar eski günlerine kavuşacağının müjdesini verdi. Verdiği her seminerde ümmeti Muhammed'in nasıl dirilmesi gerektiğini anlattı, umut oldu. Bir gün kendisine Magada denilen Mısır'ın bir bölgesinden şeyhler ve talebeleri ziyarete gelirler. Bakın, bu Magada denilen bölge Mısır'da Kıptilerin yoğunluğuyla bilinen bir bölge. O bölgede bir şeyh var. Hatırı sayılır bir alim var. Hasan el-Benna'ya tabi olduğundan dolayı, onu genel mürşit kabul ettiğinden dolayı Kıptiler görev yapmış olduğu okuldan kendisini uzaklaştırır. Yani elinden öğretmenliğini alırlar. Magada bölgesinden gelirler, derler ki Hasan el-Benna'ya, ey şeyh, biz sana tabi olduktan sonra Kıptiler bizi çalışma alanlarımızdan uzaklaştırdılar. Ben 6 çocuğun yer aldığı bir evi geçindiren diyor adamım diyor. Benim diyor şu an yapacağım hiçbir şey yok. Hiçbir şeyim yok ha. İhvan-ül Müslim'in sene 1939, daha yeni filizleniyor. Yaşanan olay Kahire'de. Hasan el-Benna kendisine böyle ümitsiz yaklaşan, umutlarını tüketmiş, Allah'ın takdiri, biraz rızık konusunda tedirginliği içinde bulunan, bundan dolayı da belki davetini, Allah yolundaki tebliğ vazifesini sekteye uğratacak olan şeyhe şöyle yaklaşıyor. Diyor ki, üzülme diyor, ey şeyh diyor, sana diyor bir okul açarız, orayı da diyor talebeyle doldururuz. Tebessüm ediyor. Orada bulunanlar, bu olayı anlatan Abdülhalim Mahmud, Hasan el-Benna'nın en gözde talebelerinden biri. Dedi ki, herhalde Hasan el-Benna bizde dalga geçiyor. Yani okulların açılmasına tam bir ay var diyor. Bina yok. Bina olsa masa, sıra, tahta hiçbir şey yok. Bunlar olsa talebe yok. Bunlar olsa öğretmen yok. Hiçbir şey yok ellerinde. Para yok, pul yok. Hasan el-Benna 3 defa tekrarlıyor. Üzülme diyor şeyh diyor. Sana diyor bir okul açarız, orayı da diyor talebeyle doldururuz. Sonra diyor adamlar gittiler. Biz bunun tabir yerindeyse bir hayal olduğunu, bir avuntuk olduğunu düşünürken Hasan el-Benna diyor beni çağırdı diyor. Dedi ki, Mahmut hazırlan. Yanına da dedi üniversiteden mezun 2 tane kişiyi al dedi. Kendisi ziraat fakültesinden mezun. Yanına da diyor 2 tane diyor üniversite mezunu al, Magada'ya git diyor. Benim diyor selamımla onlara git. Onlar diyor seni tren garında karşılayacaklar. Yahu diyor gittik diyor. Hiçbir şey yok diyor. Para yok diyor, pul yok. Magada'ya bir indik diyor. Tren
vagonların bulunduğu yerde yüzlerce insanlar diyor bizi karşılamışlar. Sanki diyor fete gidiyoruz. İnsanlar tekbirler getiriyorlar. Elhamdülillah diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Konvoylar halinde diyor sokaklarda yürüyoruz. Kıptiler diyor bize bakıyorlar diyor. Hasan el-Benna diyor dedi ki ey Mahmud bir tane dedi broşür hazırlayacaksın. Broşürde dedi bu üç öğretmenin adını yazacaksın. Ve dedi mezun olduğu bölümü diyor belirteceksin. Çünkü neden o günlerde Magadha'da eğitim veren öğretmenlerin seviyesi ortaokul seviyesinde. Adamlar ortaokul okumamışlar. Okuma yazma öğretiyorlar çocuklara. Velhasıl kelam bu diyor broşürleri Magadha'nın diyor her yerinde dağıtacaksınız. Ama bina yok. Allah diyor oraya geldikten sonra diyor bir tane kardeşimizin kalbine diyor merhamet verdi. Üç katlı diyor bir binayı diyor bize bağışladı diyor. Allahu Ekber. Sonra bir bölgede diyor Reşit denilen bir bölgede bir okulun kapandığını diyor duyduk. Masaları diyor sıraları tahtaları almak için diyor oraya koştuk diyor. Abiler ne oluyor biliyor musunuz? Magadha'da davet öyle bir yayılıyor ki Kıptiler koşarak İslam'a geliyorlar. O bölgenin en büyük okullarından biri haline geliyorlar. Okul dediğini sadece matematik, fizik, kimya öğreten yer değil. Filistin'e gönüllü ordu hazırlayan bir okul haline geliyorlar. İslam şeriatını öğreniyor gençler orada. Hafızlık müesseseleri kuruyor orada insanlar. Allah'ın dini Kıptilerin hakim olduğu yerde yayılıyor. Eğer Allah'a güvenirseniz, Allah'a sırtınızı dayarsanız, Allah'a tevekkül ederseniz, vallahi Allah eşyayı tekrar bize boyun büktürecek. Sebepleri küçültecek gözümüzde. Düşmanlar ufalacak. İslam bütün sınırları aşacak Allah'ın izniyle. Ama iman eder. Salih amel işler bu dünyada yaşamak için değil. Kalıcı alemde evlerimizin, barklarımızın olması için, ölmek için koşarsak vallahi özlenen günler çok yakındır. Allah-u Teala'nın vaat ettiği günler bize çok yakındır. Biz göremesek de bizim sübyanlarımız göreceklerdir. Allah-u Teala o günleri bizlere göstersin. Vedud olan, mu'in olan, her şey üzerinde hükümran olan, gücü her şeyin üzerinde olan Allah Azza ve Celle ümmeti Muhammed'e şerefli ve izzetli günlerini tekrar bahşetsin. Bizi de onlara bir vesile kılsın. Geceniz mübarek olsun. Akıbetiniz hayır olsun. Cennetiniz firdevs olsun. Bize hakkınızı helal edin. Şu ana kadar geçirdiğimiz birkaç ay, programlara başladığımız birkaç ay içerisinde ki biz bu çalışmayı takriben 10 yıldır yapıyoruz. Şu süreç içerisinde dilimizden hangi hata sadır olduysa, hangi günah yüklü kelimeler benim dudaklarımın arasından çıktıysa, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin bu sözleri affetmesini, dilimle hangi kardeşi hicvettiysem, dilimle hangi kardeşimi üzdüysem, dilimle hangi kardeşimin gönlünde tamir edilemez bir yara açtıysam, dudaklarımın arasından haktan olmayan bir söz çıkıp da hangi kardeşimi yanlışa sürüklediysem, Cenab-ı Allah beni affetsin ve sizin yüreğinizde de bir hüsnüzan besletecek iradeyi versin. Gözlerimle kimi yorduysam, tavırlarımla kimi incittiysem tekrar özür diler. Hakkınızı helal etmenizi ve şu fakirin de Allah'a razı olduğu bir şekilde, Allah'ın memnun olduğu bir şekilde kavuşması için dua etmenizi talep ederim. Allah'a emanet olun. Allah sizi, ehlinizi sevsin. Bizi görmediği halde, bizimle beraber olmadığı halde yüreğini buraya gönderen bütün kardeşlerime de teşekkür eder. Onların da akıbetlerinin hayır ve cennetlerinin firdevs olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Önümüzde rahmet ve takva ayı Ramazan var. Allah'ım sen o aya bizi kavuştur. O aydaki iyiliklere, o aydaki hidayete, o aydaki berekete bizleri kavuştur. Bu ayı İslam ümmetinin dirilme ayı kıl. Bu ayı İslam ümmetinin refah ayı kıl. Bu ayı İslam ümmetinin nefes alacağı bir ay kıl. Bu ayı İslam ümmetinin şahlanacağı, izzetini ve şerefini tekrar elde edeceği bir ay kıl. Allah'ım biz seni seviyoruz. Senin sevdiklerini seviyoruz. Sen bizden, biz de senden razı olmayı nasip et. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzet amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.